Merhaba. Son dönemlerde çok ismini duyduğumuz, popülerleşmeye başlayan robotik diz artroplastisi veya robotik kalça artroplastisi, yani robotik cerrahiler nedir, nasıl yapılır? Son dönemlerde özellikle gerek diz protezlerini yaparken, gerekse kalça protezlerini yaparken mekanik ve implantların yerleştirme hataları olmasın diye ameliyat öncesini iyi planlama yapmanın önemini defalarca vurguladık. Özellikle hem kalçada hem dizde yapacağımız ameliyatı önceden simüle edip ne yapacağımızı bilmemiz, problemi baştan tespit etmemiz, yani kalçada yapıyorsak kalçadaki problemleri bir noyaya not etmemiz ve bunları nasıl çözeceğimizi bilmemiz, dizde yapacaksak dizin dizilimini bilmemiz, nereyi nasıl gevşeteceğimizi, hangi yumuşak dokuları gevşeteceğimizi bilmemiz bizim açımızdan önemli. Bununla beraber kemik problemleri de tespit edebiliriz. Fakat son dönemlerde işte robotik diz cerrahisi veya robotik kalça cerrahisiyle özellikle tomografiyle çalışan sistemlerde ve gerçek robotik diz cerrahisi uygulamalarında, yani navigasyon olmayan, navigasyonla çalışmayan ama gerçek robotik diz cerrahisi yöntemlerinde tomografi çekerek hastanın görüntülerini tomografi eşliğinde 3 planlı, yani önden, yandan ve yatay düzlemler alarak gözlemlediğimiz eklem problemlerini nasıl çözeceğimizi bilip koyacağımız protezlerin gerek kalça protezindeki tabana veya femur dediğimiz kemiğe koyacağımız sap kısmının veya onların yüksekliklerinin, diz protezinde ise femur veya tibiaya koyacağımız implantların dönüş problemlerini veya örtünme problemlerini önceden tomografiyle belirleyip bunları bilgisayar ortamına yükleyip ve bilgisayar ortamından bir özel aletle bizi hataya yer bırakmayacak tarzda kesilerimizi yaparak implantları yerine koymamız mümkün olabiliyor. Fakat bu işlemleri özellikle rutin uygulamalar yerine zorlu diz protezlerinde veya zorlu kalça protezlerinde uygulamak benim kendi düşüncem olduğunu söyleyebilirim size. Bununla beraber ileride yaygınlaştığında işlemlerin daha hızlanıp bizim de bunu rutine soktuğumuzda da zannediyorum gelecekteki birçok olguyu robotik diz cerrahisiyle veya robotik kalça cerrahisiyle çözme imkanımız olacak. Yeni ufuk belki artroplast cerrahisinde bir taraftan protezleri doğru yerleştirme, problemi doğru tanımlama, kalçada ve dizde uygulamasındaki kolaylıkları nedeniyle ve hata payını çok aza indiren bu yöntemin uygulanması mümkün olacak. Ama diğer yönden kullanacağımız implantların kalitesi de bir o kadar önemli. Gerek malzeme kalitesi, gerek yüzey kalitesi, gerekse bunların kemiğiyle uyumu ve hastanın günlük yaşam aktivitesine çok çabuk, etkin ve normal şekilde dönmesi tüm bu saydığım parametrelerin gerçekleştirilmesi olabilir. Ama son noktada unutmayın ki ne robot ne başka bir teknik iyi bir cerrahın yapacağı ameliyattan daha üstün değildir. Nihayetinde robotla yaptığımız düzenlemeler, planlamaların hepsini yine biz yapıyoruz. Dolayısıyla biz ne planlama yaparsak robotik cerrahide biz onu uyguluyoruz. Dolayısıyla da unutmamak lazım ki tecrübeli bir cerrah her zaman robotik diz cerrahisinde, robotik kalça cerrahisinde veya normal uyguladığımız kalça ve diz artroplastilerinde olduğu kadar önemlidir ve vazgeçilmezdir.